Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda Yeni Cami ile Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Serdar Bilgimer karşılaşmanın hakemi, yardımcıları Beyiş Çişik ve Gökhan Koşer. Köşe vuruşunu konuk ekip Gençler Birliği kullanıyor. Ceza sahasında karambol, son anda Mehmet Korner'e çıkartıyor topu. Yeni Cami ata. Uğur'un vuruşu out'a gidiyor. Atak sırası Gençler Birliği'nde, maçta 28. dakika. Doğuş. Doğuş çok sert vuruyor. Kaleci Mehmet'i mağlup ediyor. 1-0 öne geçiyor. Gençler Birliği Yeni Cami karşısında. Doğuş'un golü. Gençler Birliği futbolcularında büyük sevinç var. Rinaldo sağ tarafa açıyor. Maçta 35. dakika, cezasını yapılan orta, kafa vuruşu direkten dönüyor. Cemre tamamlıyor. 1-1. Maça eşitlik geliyor. Kafa vuruşu Carlos'tan. Top direkten dönüyor ve tamamlayan isim Cemre. Rinaldo. Cezasını yaptığı orta devrimde kaldı. Dakika. Carlos. Carlos şık bir çalım ve bu çalımını golle süslüyor. 38. dakikada Yeni Cami karşılaşmada öne geçiyor. 1-0'dan 2-1 yapıyor skoru Yeni Cami. Carlos'un golü. Serbest vuruşu İbrahim ile kullanıyor Yeni Cami. Kaleci devrimde kaldı. Erman. Erman C sahasında çalımı içeriye çıkardı. Yeni Cami defansından döndü. Faul beklentisi var. Yeni Camili futbolcuların oyun devam ediyor. Ve Yeni Camili futbolcular pozisyonu uzaklaştırıyor. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda başkent ekibi Yeni Cami'nin 2-1'lik üstünlüğü var. İkinci yarıya da ev sahibi Yeni Cami başlıyor. Cemre. Direkten dönen top. Carlos tamamlıyor. 3-1. Carlos kendisinin ikinci, takım adına üçüncü golü 49. dakikada filelerle buluşturuyor. Skor 3-1 oldu. Gençler Birliği'nde farkı azaltma çabaları elle oynama diyor Serdar Bilginer. Penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı kazanıyor. İskele ekibi Gençler Birliği, bir de sarı kart çıkıyor. Erman topun başında. Erman'ın golü. Fark 1'e düşüyor. Cemre pozisyondan yararlanamayan isim. Şimdi Gençler Birliği serbest vuruş kullandı. Boşta kalan top. Karambol ve son tamamlayan isim yine Erman. 3-3 oluyor skor. Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. İşte karambol. Gençler Birliği futbolcuları pozisyonu takip ediyor ve son tamamlayan isim Erman.
Sevinme sırası Gençler Birliği'nde Ronaldo rakibinden sıyrılıyor. İçeri gönderiyor. Ofsayt bayrağı kalkıyor. Yeni camili futbolcuların bu pozisyona itirazları var. Ronaldo uzun oynuyor. Defansın hatası Carlos. Carlos'un golü 4-3. 3 gol birden atıyor Carlos karşılaşmada. İşte Carlos'un 3. Yeni Cami'nin 4. golü. Serdar Bilginer 90 dakikayı bitiriyor. Yeni Cami 4, Gençler Birliği 3. Şehit Şevket Kadir Stadyumu'nda Laptan'ın rakibi Bostancı Bağcıl, maçın hakemi Murat Sapsızoğlu, yardımcıları Sertan Alkın ve Yahya Genç. Bağcılı futbolcular bu pozisyonda penaltı bekliyor, oyun devam ediyor. İlk yarının artık sonları 45+1, Vasilev önüne çok düzgün alıyor. Sert şutu Bostancı Bağcılı 1-0 öne geçiriyor. İşte Vasilev. Ceza sahası içinde 3 kişinin arasından sert vuruşu 1-0 yaptı. Güzel ürtekibini öne geçirdi Vasilev. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru. İlk yarıda Bağcıl'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Lapta beraberlik arıyor. Ters vuruş. Kalecinin son anda müdahalesi. Köşe vuruşunu Bostancı Bağcıl kullandı. Atkun direkten dönüyor. Daha sonra Lapta defansı uzaklaştırıyor. Atak sırası Lapta'da. Kafa vuruşu kalecide kaldı. Lapta'nın üst üste atakları, defans ve Bağcıl kalecisi başarılı. Atak sırası şimdi güzel ürtekibinde. Erdinç için rahat bir top oldu. Bağcıl tehlikeli geliyor. Erdinç önlüyor. Vasilev pozisyonu devam ettirmek istedi. Topağlarla buluşuyor ama daha önce kalkan faul bayrağı ve düdüğü var. Lapta ata. Kaleci uzaklaştırıyor. Bağcıl topu kapıyor. İki futbolcu yerde, oyun devam ediyor. Murat Sapsızoğlu oyunu devam ettirdi. Serbest vuruşu Bostancı Bağcıl kullanıyor. Top direkten dönüyor. Şanssız bir dakika güzel ürtekibi adına. Uzaktan sert şut. Kaleci Erdinç son anda müdahalesi. Korneri uzaklaştırıyor. Bostancı Bağcıl 1-0 kazanıyor. Stadyumunda Yeni Boğaziçi ile Hamitköy karşı karşıya geliyor. Osman Özpaşa karşılaşmanın hakemi, yardımcıları Mehmet Tarım ve Alkın Aksoy. Yeni Boğaziçi serbest vuruş kullandı. İrfan'ın kontrolünde out'a gidiyor. Hocam!
Ayhan top çekiyor. Ayhan'ın vuruşu İrfan. Pozisyonu önlüyor. Ersoy. Faul diyor karşılaşmanın hakemi Osman Özpaşa. Hamitköy'ün atakları devam ediyor. Bunu içeriye çıkardı ama sonuç gelmedi. Atak devam etti. Out'a gitti top. Dönükler ikinci yarıdan. Son anda kaleci İrfan. Yeni Boğaziçi atağını önlüyor. İrfan. Uzun bir degaj. Ersoy ve Yeni Boğaziçi defans oyuncusu pozisyon sonrasında sakatlık geçiriyor. Ayhan yerde kalıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Osman Özpaşa. Maçta 68. dakika. Yeni Boğaziçi için öne geçme şansı. Gençler Birliği futbolcularının itirazları var ama sonucu değiştirmiyor. Yeni Boğaziçi penaltı atışı kullanacak. Topun başında Erdoğan. Erdoğan ve 1-0 öne geçiyor Yeni Boğaziçi. Yeni Boğaziçi'li futbolcuların gol sevinci yansıyor ekrana. Bravo. 1-0 önde Yeni Boğaziçi. İşte Erdoğan penaltı golü. Yeni Boğaziçi ikinci golü arıyor. Devam diyor Osman Özpaşa. Terim'in vuruşunda out'a gitti top. Köşe vuruşunu kullanıyor. Hamitköy sonuç gelmedi. Üst üste ataklar var. Bu dakika Hamitköy'den. Karambol. Yükselen top. İkinci pozisyon. Bir vuruş. Top out'a gidiyor. Köşe vuruşu diyor. Karşılaşmanın hakemi. Ve Yeni Boğaziçi 1-0 kazanıyor. Stadyumunda Türk Hoca ile Ozanköy karşı karşıya geliyor. Maçın henüz birinci dakikasında Makati'nin penaltı golüyle Türk Hoca 1-0 öne geçiyor karşılaşmada. Fehim Dayı maçın hakemi yardımcıları İsmail Gündüz ve Olkan Özsenir. Ve bu kez penaltı kullanma sırası Ozanköy'e geçiyor. Ozanköy karşılaşmada penaltı kazanıyor. Beraberlik şansı kırmızı beyazlar için. Nazım Belge yerde kalan futbolcu ve Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Batsi topun başında. Batsi vuruyor. Ozanköy penaltıyı kaçırıyor. Ozanköy atakları sürüyor. Batsi'nin vuruşu has farkla out'a gitti. Kaleci Ahmet defansa küzüyor. Yeni bir atak kırmızı beyazlardan bir kez daha Batsi. Şut şansı aradı, vuruşundan sonuç gelmiyor. Ozanköy bu dakikalarda daha etkili. Boşta kalan top, kafa vuruşu. Kaleci Ahmet daha sonra Türk Hoca defansı. Edis topla buluşan isim. Edis. Edis sert vuruyor. Az farkla out'a gidiyor. İlk yarıda Türk Ocağı'nın 1-0'lık üstünlüğü var. İçeriye gönderilen top
Kanarya vuruş. Mehmet Kanarya. Ediz faul atışını hemen kullandı. Maçta 62. dakika. Ediz topla buluşuyor bir kez daha. Yere düşüyor. Kalkıyor ve 2-0 öne geçiriyor takımını. Farkı 2'ye çıkartıyor Türk Ocağı takımı. İşte Ediz kalkıyor ve skoru 2-0 yapıyor. Kaleci Mehmet Kanarya pozisyonu önlüyor. Atak sırası şimdi Ozan Köy'de. Penaltı beklentisi var kırmızı beyazlı futbolcularda. Ediz. Ediz C sahasında. Ediz aşırtma vuruşu Mehmet Kanarya korner. Serbest vuruşu Ümit kullanıyor. Ümit'in vuruşu direkt ve avuta gidiyor. Ediz'in pası. Bir kez daha Ediz topla buluşuyor. Ediz içeriye çıkartıyor. Tamamlayan isim Cumali. Cumali ile skor 3-0 oldu. İşte Gine ekibinin golü, skor 3-0. Kaleci Ahmet'te kalıyor top, Ozan Köy atağında. Ümit pası. Sonuç gelmiyor, Türk Hoca atağından. Türk Hoca 3-0 kazanıyor. Tepede Gönyeli ligin flash ekiplerinden Cihangir ağırlıyor. Maçın hakemi Mehmet Malek, yardımcıları Osman Küçük ve Kenan Harun Özdemir. Faul bekledi Cihangirli futbolcular. İkinci bir faul beklentisi. Mehmet Malek devam diyor. Jack bırakıyor. Sonuç gelmedi Gönyeli atağından. Faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Camil'in vuruşu sonuç gelmedi. Kaleci Türkkan'da kalıyor top. Gönyeli atağında. Defansın büyük hatası. Jack araya giriyor. Affetmiyor. 45+2'de Gönyeli 1-0 öne geçiriyor. Oyun devam ediyor. İkinci yarıdan görüntüler. Kaleci Türkkan'da kaldı top. Yeni bir Gönyeli atağı. Ara pası Hüseyin. Hüseyin, kaleci Türkkan izin vermiyor. Kemal. Sert vuruş. Az farkla avuta gidiyor. Atak sırası Cihangir'de. Penaltı bekliyor. Hamitköylü futbolcular. Mehmet Malek devam diyor.
köşe vuruşunu Gönyeli kullandı. Kemal sonuç getirmedi. Serbest vuruş kazanıyor Gönyeli takımı. Direkt pas olarak kullanıyor ve Jamil 90+2'de Gönyeli'nin ikinci golünü filelerle buluşturuyor. Pasta topla buluşan isim Jamil skoru 2-0 yapıyor. Ve Gönyeli 2-0 kazanıyor. Doktor Ali Özsoy Stadyumunda Tatlısu'nun rakibi Çetinkaya. Maçı Mehmet Sezener yönetiyor, yardımcıları Erdoğan Kaba ve Hüda Avşaroğlu. Santra ile birlikte başlayan Çetinkaya ata sonuçsuz kalıyor, top Ali'de. Boşta kalan top Bülent ama daha önce offside bayrağı kalkıyor. Serbest vuruşu Tatlısu kullandı, 4. dakika Boom'un golü. Tatlısu 1-0 öne geçiyor. İşte Boom. Skor 1-0. Hakan Ali önlüyor pozisyonu. Ertaç 2-0. 12. dakika Tatlısu farkı 2'ye çıkartıyor. Ertaç'ın golü. Serbest vuruşu Çetinkaya kullanıyor. Ceza sahasında karambol. Top Ali'de kaldı. Coşkun. Albert. Albert'in vuruşu Ali ve korner. Ve Çetinkaya teknik patronu Turan Altay karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener tarafından oyun dışına gönderiliyor. Çetinkaya defansı pozisyonu uzaklaştırmakta güçlük çekiyor. Ve kaleci Mehmet Emin kornere çeldi. Maçta 32. dakika Boom bir kez daha sahneye çıkıyor. 3-0 yapıyor skoru. Sonuç gelmedi. Çetinkaya atağından atak sırası yine Tatlısu'da Ertaç. Ertaç, Bülent boş, Ertaç kaleye vuruyor. Kaleci Mehmet Emin'de kalıyor. Ertaç'ın itirazı sarı kartı getiriyor. Ertaç sarı kart gören isim. Kemal, kaleci Ali. Bülent'in pası. Oyun devam ediyor. İçeriye gönderilen top. Ertaç, kaleci Mehmet Emin. İlk yarıda Tatlısu'nun 3-0'lık üstünlüğü var. Offside bayrağı kalkıyor Bülent için.
Sert bir hareket. Oyun devam ediyor. Yerden vuruş. Out'a gidiyor. Atak sırası Çetinkaya'da. Hakan içeriye gönderdi. Topağlarla buluşuyor. Hüseyin Küspeci 80. dakikada farkı 2'ye indiriyor. İkinci yarıda oyuna girdi Hüseyin Küspeci. Bülent. Kayhan kaleye bakıyor. Sonuç gelmedi. Yeni bir atak. Tatlısu'dan Kayhan. Kayhan'ın vuruşu 4-1 oldu skor. 85. dakika Tatlısu 4. golünü buluyor. Ertaç yerde kalıyor. İtirazı sert. Çetinkaya'da futbolcu Özgür Sarıkart görüyor. Ve ardından kırmızı kart. Daha sonrasında Ertaç'ın hareketi sert. Ertaç da İkinci sarı kart ardından kırmızı kart görenler arasına yazılıyor. Son bölümlerde her iki takım da sahada 10 kişi kalıyor. Penaltı bekliyor Çetinkaya'da futbolcular. Köşe vuruşu kullanıldı. Son anda kaleci Ali ve Mehmet Sezener 90 dakikayı bitiriyor. Tatlısu 4-1 kazanıyor. Çanakkale Stadyumunda Monza Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geliyor. Serkan Şimşek karşılaşmanın hakemi yardımcıları Ahmet Dayı ve Serkan Kuşatlı. Sedat yerde kalan futbolcuydu. Serbest vuruş kullanıldı. Topağlarla buluşuyor. Maçta ikinci dakika Kanun'un golü Küçük Kaymaklı'yı 1-0 öne geçiriyor. Kanu ve 1-0. Sert vuruş. Küçük kaymaklı atağından sonuç gelmedi. Ve topallarla bir kez daha buluşuyor. 37. dakika bu kez golün adı Sedat. Sedat'la skor 2-0 oluyor. İşte gol bir kez daha ekranlara yansıyor. Tribünlerde bu kez gerginlikler yaşanıyor. Tolkan yerde kaldı. Ceza sahası içerisinde itirazları var. Monza Türk Gücü futbolcuların serbest vuruşluyor Serkan Şimşek. Oh.
Ali Oroğlu'nun pası. Ve ikinci yarıda Emanuel'le golünü buluyor. Monza Türk gücü farkı 1'e düşürüyor. İşte Manuel'in golü. 2-1 oldu skor. Küçük kaymakla hata, kaleciden dönen top. Sert hareketler var bu dakikalarda. Oyun devam ediyor. Mustafa'nın vuruşu son anda. Kaleci Fikri gole izin vermeyen isim. Mustafa faul bekledi. Oyun devam ediyor. Kanu. Sertlikler yaşanıyor sahada. Ve her iki futbolcu da sarı kart görüyor. Kanun'un daha önceden de sarı kart olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Karşılıklı ataklar. Yasin, Fikri zamanlaması iyi. Ve penaltı noktasını gösteriyor karşılaşmanın hakemi Serkan Şimşek. Oyunda son bölümlerde Monza Türk gücü için beraberlik şansı. 90+4 Ali Oraloğlu topu filelerle buluşturuyor. Ve Monza ekibine beraberliği getiriyor. Ali Oraloğlu skor 2-2 oldu. Monza'da beraberlik çıkıyor.